baby? Yatıyor. 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 Orada yatıyor. Evet. Omo Vadisi'nde Nyangatom kabilesinin olduğu yerdeyiz. Nyangatom kabilesi Uganda'dan buraya 150 yıl önce gelmiş. Bu insanlar aslında Uganda'daki Karamojong kabilesinin bir kolu. Burada şu anda herkes toplandı beni karşılamak için. Mata. 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 Küçük böyle çalılarla çevrili yerler aslında bir kişinin, bir ailenin evi. Böyle aileler bir araya gelip yaşadıkları yerleri çitlerle çeviriyorlar ve bir köy oluşturuyor. Nyangatom kabilesinin evleri. Burada böyle çatısı tabakalardan oluşan evler Güney Sudan'dan gelen ailelere ait olan evlermiş. Mesela karşıdaki evlerde Etiyopya'daki Nyangatom kabilesinin üyelerine ait. Bu bir ailenin evine giriş şu anda. Mata. 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 Nyangatom kabilesinde keçi para demek. Yani keçileri ticarette kullanıyorlar. Ve her ailenin bir keçi topluluğu var. Aynı zamanda evlendikten sonra da keçileri başlık parası olarak kullanıyorlar. Mesela şu ev direkt Sudan'dan gelen bir kabilenin evi. Şimdi Nyangatom kabilesinde kızlar bu boynundaki kolyeleri topluyorlar. İlk ergenliğe eriştiğinde mata. Mata. Kabilede tanıştığım genci yaşlısı herkes beni sıcak bir şekilde karşılıyor. Giydikleri renk renk takılar nasıl benim ilgimi çektiyse onlar da benim taktıklarıma ilgi duyuyor. Want to try? Want to try? Like this. Good. Okay. Yoba. Yeah. She will show us her own house. Okay, okay. Get inside. Okay. Good. Let's go. Okay. Thank you. Let's go. Vamos. Mata. 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 Burada şimdi kabilenin en yaşlı kadınlarından biriyle tanıştık. Bütün buradaki çocuklar aslında onun soyundan gelen kızlarmış. Şimdi burada Nyangatom evine gireceğim. Kapısı burası. İçerisi oldukça serin. Hafif yanık bir koku var. Burada yemeklerini de pişiriyorlar ayrıca. Şöyle göstereyim. Kap duruyor zaten. Ateş yakıp şu evin girişinde yemeklerini pişiriyorlar. How many people live in this house? Her and with three of her children. Three of her children. Yeah. Okay. Yeah. Eşi vefat etmiş birkaç sene önce. Evli kadınlar evin bu köşesinde kalıyorlarmış. Çocuklar da evin diğer köşesinde. How do you say thank you? Alakara. 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 Let's go. Geç geç geç. Go go go. Çıkalım bakalım. Bütün kadınlar şu anda köyün içine gelmiş durumda. Normalde herkes dışarıdaydı. Şimdi çıktım. Bayağı bir insan var etrafta. Mata. Bunları beline doluyorlar. I finish, yeah. Wow, one month. You finish, yeah. Oh, long time. Long time, yeah. Yeah. Every day, one month. Yes. Şunun yapımı bir ay sürüyormuş. Bu şekilde böyle tek tek diziyor bunları. So one man marry how many girls here? Unlimited, maybe 3, 4, 5 up to 10. Nyangatom kabilesinde erkekler çok eşli. Bir erkek eğer yeterli sayıda keçiye sahipse 4-5 kızla evlenebiliyor. Bir kız için ödenen başlık parası ise 50 ila 100 keçi arasında değişiyor. Kadınların evlendiğini nasıl anlıyorsunuz? Evli kadınlar nasıl belli oluyor diye sordum. Şu görmüş olduğunuz beyaz renkli kolye evli olduğu anlamına geliyormuş. Bunları plastikleri eriterek yapıyorlarmış. Yani bu görmüş olduğunuz beyaz olanların geri dönüşüm
eşyalarından işte plastik paketleri, torbaları eriterek bu hale getirerek, boncuk haline getirerek yapıyorlarmış. Bu boynundaki diğer renkli olanları da Kenya'dan getiriyorlarmış. Yani bunlar da satın aldıkları, satın alıp koydukları. Bu kabilede bütün kadınların boynunda böyle renkli kolyeler var. Bu renkli kolyelerin anlamı kadınların değerini gösteriyor. Ne kadar fazla kolyesi varsa kadın o kadar değerli oluyor. Yani bu da bir çeşit kıyafet gibi, bir çeşit aksesuar gibi. Kadınlar burada kolye kullanıyorlar. İlk kolyesini çocukken babasından alan kızlar hayatları boyunca boynunda taşıyacakları kolyelere zamanla yenilerini ekliyor. Toplam ağırlıkları 5 kiloyu bulan bu kolyeler uyurken bile çıkartılmıyor. Aynı Mursilerin dudak plakalarında olduğu gibi Niangatom kabilesinde de kolyelerin renk ve çeşitliliği kadınların sosyal statüsünü belirliyor. Şimdi buraya oturduk. Burada şöyle göstereyim etrafı. Niangatom kadınları ile birlikte daha doğrusu. Çünkü erkeklerin hepsi şu anda keçileri ve inekleri otlatmaya götürmüş. What is this? This is like a... Bu kadının burasında... This is bone. Not a bone, kind of metal. Metal? Yeah. Wow. Yeah. Bu bir tür metalmiş. Ben şu boynuna taktıkları plastiklerden zannettim ama metal. Şu anda öğlen vakti. Yani bir yemek hazırlığı veya bir şey yok. Sadece oturup birbirimize bakıyoruz. Birbirimize sorular soruyoruz. Ama gerçekten çok ilginç bir ortam. İnsanların kıyafetleri, güzellik anlayışları çok değişik, çok farklı. Niangatom kabilesi de böyle yaşıyor. Böyle evlerde, böyle kıyafetler giyerek. That's beautiful. It's beautiful. Dokunabilir miyim? It's okay. Ha, inanılmaz bir şey ya şu. Böyle... Niangatom burada gördüğüm en renkli giyinen insanlar. To make longer. More, more, more. Yeah. Keçi derisinden bu boncukları işleyerek elbiseler yapıyorlar. Do baby. Yatıyor. 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 Orada yatıyor. Evet. Gurogoy. 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 What's Gurogoy? What is your name? Your name? Bora. 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 Aragay. Aragay. Arega. Aragay. Aragay. Nice to meet you. Memnun oldum. Yeni günler. Yeni günler. Kendiler. This is another family. Yes. Another we can family. Enter. We can. Okay. Our home, our house. Your house? Yeah, over there. Aragay, Aragay. Our house is over there. Şimdi burada Aragay'ın evine gireceğiz. After you, it's like. Ben alo. Am I allowed to go inside? Yeah. No. You please first. I want to. And you want to go to the students once? Yeah, I can look at later? The food and then later we can go. Okay. There, Alamar boy, yengar. There, gina kayo. Go in. She's allowing you. Şimdi burada eve giriyoruz bakalım. Burada içeride. What is it? Burada içeride mısır. Mercimeğe Etiyopya'da mısır diyorlar da. Mısır. Mısır. Evet. Burada mısır kaynatıyor şeyin içinde ateşin üzerinde. Mısır. Gel. Mısır, you eat like that. Evet. Gel, çıkalım buradan. Okay. How do you say thank you again? Alakara. Sudan'dan gelenlerin inşa etmiş olduğu eve gireceğiz. Şurada arkamda görmüş olduğunuz ev. Bu böyle tabakalar halinde inşa edilmiş bir çatısı var. Bakalım içeride neler var.
Biji. Çocuk yatıyor da hasta mı diye soruyor, sormaya çalışıyorum. Good. She is good. Good. Hmm. Burada da yukarıda kalabaş kullanıyorlar. Kap olarak buraya asmışlar. And this is the bed. Burası da karşıda da yatak var. Burada küçük bir duvar var. Diğer evlerden farklı olarak. Diğerlerinde tamamen çalı var. Evin burası. Evet. Aha. Akager. Akager. Thank you. Aragay. 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 Aragay'la birlikte burada evini gördük. Şimdi burada bütün her şey bir evin içinde olmuyor. Burası yatak odaları, yattıkları ev. Bu arkamda görmüş olduğunuz mutfak bölümü. Burada yemek yapıyorlar. Şurada görmüş olduğunuz küçük yüksek yerde buğdaylarını, darılarını depoladıkları yer. Depo gibi böyle biraz yerden yüksek. Girişi çok daha küçük. Yani yiyeceklerini bunun içinde muhafaza ediyorlar. Şu anda Nyangatom kabilesinden ayrılıyoruz. How do you say goodbye? Nyajagan. Karajagan? Nyajagan. 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 Okay. Nyajagan. 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 Kaguit. Kaguit. Farewell. Yeah. Okay. Farewell. Bora. Bora. Yeah. Bora. Alakara. 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 Şu anda Nyangatom köyünden ayrılıyoruz. Burada çocuklar bayağı ilgi gösteriyor. Her kabilede olduğu gibi. İnsanların kıyafetleri, yaşam tarzları, giyimleri gerçekten çok farklı. Ne var orada? Ne var? Minit. Hoşça kal. Hoşça kal. Yeniden yolda kaldık. Lastik patladı. Şu anda Etiyopya-Sudan sınırının olduğu yerdeyiz. Şu görmüş olduğunuz dağın arkası Sudan. Lastik patladı burada. İlerisi Omo National Park, yani Omo Milli Parkı. Etiyopya'nın en güney yeri. Bir araba geçmesini bekliyoruz çünkü bizim kriko bozuk. Yanımıza getirdiğimiz kriko bozuk. Yedek lastik var ama arabayı kaldıracak bir şey yok. O yüzden beklemekten başka çaremiz yok. Şu anda akşam saat 6. Hava kararıyor. Yani Afrika böyle bir yer. Yani bu tarz olaylar, yolda kalmak çok yaygın. O yüzden biz de burada bir arabanın gelmesini bekleyip zaman geçireceğiz. Yaklaşık 10 kilometre ileride de Omo National Park var. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Gidebilirsek. Gidemezsek de burada kamp yapacağız. Şu anda hava karardı. Saat 7 akşam. Bir araba geçmesini bekliyoruz. Büyük ihtimal bu saatten sonra araba geçmeyecek. Burada yol kenarında kamp yapacağız. Yanımızda çadır var. Arabayı da kaldırabilirsek buradan yola devam edeceğiz. Bu saatten sonra biraz zor gözüküyor. Bu gecelik buradayız gibi duruyor. Yaklaşık 4 saattir araba gelmedi. Biz de ateş yaktık. Yırtıcı hayvanlar gelmesin diye. Aynı zamanda ateşe belki etraftaki köylerden insanlar gelir diye. Arabanın üstüne çadır koyduk. Çadırda yatacağım ben. Onlar da arabanın içinde yatacaklar. Rehber ve şoför. Bakalım, hala bekliyoruz. İnşallah birileri ateşi görür ve bize almaya gelir. Mata. Mata. Şimdi saat şu anda 8. Yaklaşık 15 saattir buradayız. Araba geçmedi. Şu anda çevredeki bir Nyangatom kabilesinden insanlar başka bir yere göçüyor. Burada başka bir bölgeye göçüyorlar. Bu şekilde hayvanlarını taşıyorlar. Daha gelen bir sürü hayvan var etrafta. Mata. Mata. Biz de araba bekliyoruz. Hala gelip bir kriko getirsin diye. Bu
Geceyi böyle geçirdik arabanın içinde. Mato. Ya şu görüntüye bakın. Bütün köy göçüyor. Yüzlerce inek. Burada başka bir yere gidiyor. Biz de yolda kaldık. Şimdi de keçiler geliyor. İki buçuk saattir yürüyoruz bu yoldan. Şimdi bir tane kamyonla karşılaştık. Bu kamyonda kriko vardır herhalde. Şimdi arabaya doğru geri döneceğiz. Uzun bir yolculuk. Zor bir sabah. Böyle bir Breno. Wait ben. Sit. Here. Ma bariti geyan du. Gel. Müjdeden yana kadar. Böyle bir şeye bindik. Şöyle göstereyim. Bari doğru yalo kore konver. Mekanana bergin. Mata. Mata. Ajoga. Baka şinit. Ajok. Ha bala mata. Okay. Şimdi geri geldik burada. Sınır polisiyle birlikte. Burada bize yardımcı olmaya geldiler. Lastiği değiştirmeye çalışacağız. Benim makinem adam. Benim makinem adam. Yedim. Demo olsun, okum olsun. Şimdi lastiği yaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 15 saatlik bir yolda kalma mücadelesiydi. Patlayan yastık da yırtılmış bayağı. Tekrar kullanılamaz halde. İnşallah üçüncüye olmaz böyle bir şey. Let's go.